Red Dead Redemption 2, pek çok dalda ödül, ana hikayesi, sürükleyici ve kusursuz aksiyonu, o mükemmel atmosferi, o mükemmel fizik kalitesi ve oyunda yapabileceğiniz o kadar fazla detayıyla karşınızda Red Dead Redemption'ın hikayesi. They'll probably hang you, buddy. Tamam kabul ediyorum. Biraz düşük çaplı bir giriş oldu. Onu da kabullenivereceğiniz hani. Red Dead Redemption 2 çıkış yaptı. Hafta sonu 725 milyon dolarlık satış elde ederek rekor kırdı. Ve eğlence tarihindeki en büyük ikinci lansmanı gerçekleştirdi. Hikayesi, karakterleri, grafikleri ve müziğiyle büyük övgüler aldı. Ve birçok yayından yılın oyunu ödüllerini kazandı. Red Dead Redemption 2'nin gelişimi oldukça çetincevizdi. Ve bu süreçte birçok ilginç detay ortaya çıktı. Rockstar Games bu projede tüm stüdyoları bir araya getirerek devasa bir ekibin ortak çalışmasını sağladı. Geliştirme süreci Red Dead Redemption 2'den piyasaya sürülmesinden hemen sonra başladı ve tam tamına 8 yıldan fazla sürdü. Oyun, yapılmış en pahalı video oyunlarından biri olarak tarihe geçti. Oyundaki ana hikayeye göz atacak olursa, Red Dead Redemption 2889 yılında Amerika'nın vahşi batısına geçen epik bir hikayeyi anlatıyor. Oyuncu Van der Linde çetesinin bir üyesi olan Arthur Morgan'ı kontrol eder. Çete liderleri Dutch Van der Linde önderliğinde kişisel özgürlükleri savunan bir grup insanı temsil eder. Ancak çağdaş uygarlığın yıkıcı etkileri ve Pinkerton dedektiflik bürosunun çeteye ağlamasıyla karşılaşırlar. Arthur çete içindeki ilişkileri sadakati ve kişisel evrimi üzerinde derinleşen bir karakterdir. Jose Mateus, John Marston ve diğer çete üyeleriyle birlikte çeşitli maceralara atılırlar. Bu maceralar arasında çetenin düşmanları Pinkerton dedektiflik bürosu güçlü petrol patronu Leviticus Cornwall ve çeşitli çatışmalarda yer alır. Oyunda Arthur Kızıldereli Wapiti kabilesine yardım eder. İç savaş altına dair gizemleri çözer ve çetenin içindeki çatışmaları dengelemeye çalışır. Arthur'un karakter evrimi, çetede yer alan diğer önemli figürlere olan ilişkileri ve çeşitli kararlar alması oyunun temelini oluşturur. Arthur Morgan. What's wrong? I mean, what appear to be the symptoms? Well, I think you've heard them. I'm coughing. Is there any blood? Sometimes. Okay, now here. Breathe. Again. Yeah. Let me see your tongue. Say ah. Ah. What is it? It's not good news. I guess that. You got tuberculosis. Really sorry for you, son. It's a hell of a thing. Öncelikle bu kısımda Arthur Morgan'ın hikayesini anlatacağım ama bu hikayede spoiler olabilir. O yüzden ilk defa oynayacak arkadaşları bu kısım için uyarıyorum. Videoyu atlatabilirler. Genç yaşta anne babasını kaybeden Arthur Morgan, Dutch Van der Linde liderliğindeki çeteye katılmasıyla başlıyor. Arthur kısa sürede Dutch'ın sağ kolu ve ilk koruyucusu oluyor. Ancak çetenin başarısız bir feribot soygununun ardından kaçmaları gerekiyor. Ve bu Arthur'un hikayesinin dönüm noktasını oluşturuyor. Arthur çete üyeleriyle liderlik ederek, soygunlara katılarak ve çeşitli maceralara atılarak hikayesini sürdürüyor. Aynı zamanda John Marston'un izini sürüyor ve çeşitli tehlikelerle yüzleşiyor. Ancak çeteyi saran iç çatışmalar, ölümcül hastalığı ve çeteye olan bağlılığı Arthur'u derin bir düşünceye ve karar alma sürecine sokuyor. Hikaye boyunca Arthur'un sadakati, ahlaki seçimleri ve çetenin lideri Dutch'a duyduğu güvenin sarsılmasıyla karşılaşıyoruz. Arthur çeteyi ve John'u koruma arzusuyla mücadele ederken Dutch'ın tutumlarına karşı şüpheleri artar. Sonunda çeteden uzaklaşan Arthur, Micah'ın ihanetini keşfeder ve Dutch'ın sadakati konusunda derin bir ikilem yaşar. Dutch, John'u ölüme terk ederken Arthur çeteden ayrılmasına neden olur. Finalde yüksek onur seviyesine sahip olan Arthur, Micah'ın pususuna düşer. Dutch'ın mücadelesiyle Arthur Micah'ı bırakıp ayrılmaya ikna eder. Ancak Arthur'un ölümü kaçınılmazdır ve yüksek onur sahibi oyuncular için huzurlu bir şekilde gün doğumunda veda eder. Düşük onur durumuna ise Micah tarafından acımasızca idam edilir. My daddy, I watched him die.
Ve işte geldik. Red Dead Redemption 2'nin muazzam hikayesinin sonuna. Umarım bu inceleme videosu sizlere bu oyunu ne kadar büyük bir başyapıt olduğunu hissettirebilmiştir. Sonuç olarak, Red Dead Redemption 2 şu ana kadar oynadığım en unutulmaz oyunlardan biri. Bu oyun sadece eğlence değil, aynı zamanda bir sanat eseri olarak da kabul edilmeyi hak ediyor. Eğer hala denemediyseniz, kaçırmamanız gereken bir başyapıt. Herkese iyi oyunlar. Diğer videoda tekrar görüşmek üzere. Arthur, get the hell out of here and be a goddamn man. You're my brother. I know. I gave you all I had. I tried. Yeah. In the end, I'm dead. I hope one day you will find some people you love who can use this. For it kept me thinking of you all these years. Yes. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. What about you, Arthur? Me? I don't care about that nonsense. Come on. Face me to the west so I can watch the setting sun and remember all the fine times we had that way.